Sefer Hocam, akıllı lens kullanan hastalarımız nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bu lensler düşebiliyor mu? Yapılması gerekenler nelerdir? Akıllı lensler, bu ameliyattan sonra dikkat edilmesi gereken şeylerden söz edeyim önce. İlk bir hafta en hassas dönem. Bu dönemde hasta mutlaka damlalar kullanıyor. Ameliyattan sonra bir 2-3 saat gözü kapalı kalıyor hastanın. Ondan sonra açıldıktan sonra da yaklaşık 2 hafta damla kullanması gerekiyor hastanın. Ama işte bir hafta sonra biraz daha rahat davranabilir. İşte ne yapmayın diyoruz? İşte gözünüzü kaşımayın, elinizi sürmeyin. Çünkü enfeksiyon riski vardır ilk haftalarda. İşte gözünüze su kaçırmayın diyoruz. Ama 2 haftadan sonra hastalar normal yaşamlarına dönebilirler. Şimdi hastaların en çok sorduğu soru budur. Bu lens düşer mi? Yani bu lens göz içi lensidir. Bir kontak lens değildir. Dışarıya hiçbir zaman düşmez. Onunla ilgili aslında çok hoş bir anım var. Onu paylaşmak isterim sizinle. Yıllar önce poliklinik yaparken işte bir teyze, çok da sevimli bir teyze, muayeneye geldi. İşte muayene sonrası katarakta olduğunu fark ettim. Ameliyat olması gerektiğini söyledim. O da bana dedi ki, işte hep söylüyorlar o mercek takıyormuşsunuz, o düşüyormuş falan, böyle çok kaygılı. Dedim ki teyzeciğim, hayır, o düşecek bir mercek değil. Göz içine biz yerleştiriyoruz onu. Önce biraz işte tereddüt etti ama ondan sonra ikna oldu ve ameliyat oldu. Ameliyat oldu, gayet güzel, her şey iyi, çok güzel görüyor, mutlu. Aradan bir ay falan geçti herhalde. Ben poliklinik yapıyorum yine. O sırada birden kapı açıldı. Teyze elinde bir peçete içeriye geldi. Arkasından da oğlu giriyor içeriye. Ben panik oldum tabii. Ne oldu teyze dedim. Bana dedi düşmez düşmez dedin. Gördün mü, bak düştü dedi. Allah Allah, nasıl oldu teyze? Bak getirdim sana dedi. Verdi peçeteyi bana. Bir açtım. Teyzenin tülbentinden düşen boncuk. Siyah bir boncuk. Teyze dedim, şeyi de başında, yazması da başında. Bak teyze dedim, bu bunun boncuğu. Şöyle bir baktı, ona baktı. Ay dedi, evet dedi. Bu boncuk dedi. O kadar gördü. Tabii, hayır, şey, o aklına o kadar yerleşmiş ki düşeceği. Yüzünü yıkarken o boncuk yere düşmüş. Onu zannetmiş ki gözünün merceği düştü. Yani böyle bir şey olması olası değil. Böyle bir şey olamaz.